Kredi kartı veya banka kredisi ile kurban kesilebilir mi? Kredi kartı veya banka kredisi ile kişi eğer kurban kesecek olur ise kesmiş olduğu kurban herhangi bir şüphe, herhangi bir hilaf olmaksızın kişinin üzerinden bu vücubiyeti düşürecektir. Ancak kişinin üzerinden bu vücubiyeti düşürmesi başka bir şeydir. Kişinin... Bu şekilde işte banka kredisi gibi veya kredi kartında da faizi paranı kurumun bankasını kullanma gibi bu şekildeki şüpheli veya haram olan parayı kullanması başka bir şeydir. Yani kurban ibadetindeki asıl ruh nedir? Allah için Allah Teala'nın emrine imtisalen kişinin en değerli, en güzel hayvanı Allah'a adamasıdır, Allah'a sunmasıdır. Ancak böyle bir ibadetin içerisine haram bir paranın katılması, Habil ile Kabil kıssasında olduğu gibi kişinin Allah'a adamış olduğu şeydeki noksanlığa sebep olacaktır. En kamil vasıflarla, en güzel şekilde kurban ibadeti yapılmalı, yapılmalıdır. Bu kurban hayvanında da böyle, kurban hayvanının ki alımı veya işte onun tedariki de bu şekilde. Burada herhangi bir şüpheden, herhangi bir şeyden uzak durulmalıdır. Şimdi kurban ibadetinin e, bu tür şeylerle kredi kartı veya banka kredi banka kredisiyle kişinin üzerinden vücut düşer ancak e, böyle bir şey caiz değildir dedik. Bu nereden kaynaklanıyordur? Hanefi mezhebi kaynaklarında özellikle kitaplarımızın birçok yerinde bol bol sıhhat ve cevaz ayrımından bahsedilir. Ve bugün fetva verenlerin ve fıkı adına konuşan insanların çoğunun karıştırmış olduğu noktalardan bir tanesi de budur. Bir şey sahih olabilir ancak bu dine caiz değildir. İslam hukukunda bir şeyin sahih olması şu demektir. Hukuksal olarak yani mahkemedeki haklar olarak veya indallah o ibadetin aslının tahakkuk edip etmemesi sıhhatle alakalıdır. Yani söz gelimi sizin herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ibadetin aslının bulunması, farz ibadet yerine geldi, evet geldi. Veya söz gelimi nikah oldu, evet oldu bu sıhhatle alakalı. Söz gelimi şahitsiz nikahlar veya gasp edilen arazideki namaz. Evet kılmış olduğunuz namaz farzı düşürmüştür. Ancak gasp etmiş olduğunuz yerde kılmanız indallah size ne kadar ecir getirecek burası şüphelidir. Onun için indallah bu ibadetin aslının olması sıhhat tarafıdır. Yani hukuksal boyutudur. Ancak İslam dini sadece hukuksal bir takım haklardan değil, uhrevi hükümlerden bahseder ki bir Müslüman ilgilendiren asıl nokta burasıdır. Bu da cevazdır. Yani bunu yapmak caiz midir, değil midir tarafıdır. Bunun için kurban ibadetini işte banka kredisiyle veya kredi kartıyla yapmak fuken evet sahiptir Ancak cevazu hususunda her ne kadar krediyle, kredi ile kredi kartı ile banka kredisi arasında fark olsa da cevazu hususunda problem vardır. Çünkü bir takım civari problem vardır. Ne gibi? namazı kıldınız ama gasp ettiğiniz yerde namazı kıldınız. Evet namazı kıldınız farz oldu ancak gasp ettiğiniz yerde kıldığınızdan dolayı namazınız mekruh olmuştur. Hac yaptınız ancak haccınızı haram parayla faizli parayla yaptınız. Üzerinizden farziyet düşmüştür. Ömürlük bir de defa yapacağınız ibadeti yapmışsınızdır. Ancak bu ibadeti ee, bu ibadetten kazanılacak, bu ibadetin Müslümanlık'a getirisi olan ecir ve mükafat da ona göre noksan olacaktır. Onun için burada banka kredisi ile kredi kartında da böyle bir durum söz konusudur. Banka kredisinde zaten hiç şeye gerek yoktu. Direkt faizli paradır, faizli haram paradır. O haram parayla kurban ibadeti yapılması evet vücubiyet yine düşer ancak kesinlikle caiz değildir. Çünkü kurban için, ibadet için kaş yapalım derken göz çıkartılıyordur. Ee, vacip olan ibadet için e, harama giriliyordur. Böyle bir şey kesinlikle caiz değildir. Kaldı ki bir de krediyle çekiliyorsa, burada vatandaşın borcu var da, yani kenarda bir parası yoksa kurban ibadeti zaten vacip olmayacaktır bu kişiye. Vacip olmayan kişinin tutup da banka kredisiyle e, kurban kesmesi ikinci bir hata olacaktır. Çünkü nafile ibadet için böyle bir harama kesinlikle tevessül edilmemesi gerekir. İkinci olarak kredi kartı meselesine gelecek olursak. Kredi kartı meselesinde mantık olarak nedir? Kredi kartı kullanıcısı kredi kartı ile işlem yaptığı zaman da kredi kartının ait olmuş olduğu banka birey adına bireyin işlem yapmış olduğu kişiye borç verir. Yani ben bilgisayar alıyorum. Postan geçtiğim anda banka benim adıma bilgisayar satıcısına borç verir. Bankanın parasının da faizli bankaların kazancının çoğunun da haram olduğundan dolayı haram parayla bir mal satın alma durumu söz konusudur. Bundan dolayı kredi kartlarıyla eğer bu şekilde bir hisse, bu şekilde bir kurban satın alacak olunursa sizin bankanız eğer faizli bir banka ise evet bir faiz işlemine girmediniz demin banka kredisinde olduğu gibi. Ancak faizli bankanın kazancının çoğu faiz olduğundan dolayı haram parasını kullandığınızdan dolayı böyle bir şey tavsiye edilmemektedir. Bu neye benzer? İşte kurban hayvanınızı paranız olmadığından dolayı içki satan bir adamdan onun parasıyla kurban hayvanı satın almaya benzer. Siz parayı ödemiyorsunuz, kredi kartında banka sizin adınıza ödüyor. Siz sonra bankaya borçlanıyorsunuzdur. Onun için Faizli bankalardan bu şekilde bir şey tavsiye edilmemektedir. İmkan varsa mutlaka ve mutlaka en azından katılım bankalarının kartlarıyla e, bu yapılmalıdır. Zira katılım bankalarının gelirlerine bazı şüpheler olsa da e, kesin haram denilememektedir. Diğer kurumlarsa aleni faiz kurumları olup faiz işlemi faiz alıp verdikleri için o kurumların kazançları faiz olduğundan dolayı haram parayla, ee, sizin borcunuzu ediyorlardır. Siz onunla kurban satın almış olursunuz. Bu da bir takım şüpheye sebep oluyordur. Bizim tavsiyemiz bu şekilde faizi bankaların kartının gerek kurbanda gerek kurban dışında kullanılmamasıdır. Toparlayacak olursak kredi kartı veya banka kredisi ile kurban satın alma meselesi fıkıhtaki sıhhat ve cevaz ilişkisiyle alakalıdır. Bugün günümüzde birçok fıkıh adına fetva verenler fıkıhta devamlı bu sıhhat ve cevaz arasındaki ayrımı karıştırıyorlardır. Bir şeyin sahih olması başkadır, bir şeyin caiz olması, Müslümanın bunu yapması başka bir şeydir. Ve Müslümanı ilgilendiren bunun caiz olup olmadığıdır. Banka kredisiyle kurban almak, kurbanı kesmek sahih olup kişinin üzerinden vücubiyeti düşürse de böyle bir işlem caiz değildir. Kredi kartıyla e, kurban hissesi satın alıp o hayvanı kesmek e, sayı olsa da demin ki banka kredisi gibi caiz değildir demesek de tavsiye edilebilir bir işlem değildir. Vatandaşa tavsiyemiz imkan nispetinde başka alternatifleri denemesidir.